sizi gerçek sizi özgür kılacak. Özgür kılacak, özgür kılacak. Haleluya. Haleluya. Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Sevgisi sonsuzdur. Rabbin sevgisi asla son bulmaz. Evet kardeşler, Rab'be övgüler sunuyoruz. Rab'i yüceltiyoruz. Onda güvendeyiz. Esenlikteyiz. Bunun farkında mıyız kardeşler? Onda her zaman güvende ve esenlikteyiz. Güvenlik duygusu çevremizde tehlike olmadığında sadece ortaya çıkmaz. Güvenlik Tanrı'nın kendisi. Her ne Tanrı'daysa o şey güvendedir. Ve bizler Tanrı'dayız. Mesih'i seçtiğimiz an bizler Tanrı'yı seçmiş olduk ve şu anda Tanrı'dayız. Bu yüzden bunun gerçekten Rab'be şükrederek bunun ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu fark edin. Rab'be esenlikteyiz, güvendeyiz. Esenliğimiz ve güvenlik duygusu koşullara bağlı değil. Dünyaya bağlı değil. Neye sahip olduğumuza bağlı değil. Kimde olduğumuza bağlı ve bizler Tanrı'dayız. Bu yüzden her zaman esenlikteyiz. Esenlik değişken bir şey değil. Dünyanın esenliği değişken. Dünyada insanlar bir an huzurlu. Eğer çevrede tehlike yoksa, her şey istedikleri gibi gidiyorsa insanlar diyor ki ben esenlikteyim. Ama biliyoruz hiçbir şey her zaman insanların istediği gibi gitmeyecek. Peki az sonra ne olacak? Bizim esenliğimiz böyle değil. İsa Mesih ne diyor? Size kendi esenliğimi bırakıyorum. Ve İsa Mesih'in esenliği dünyanınkine benzemiyor. Dünyanın esenliği değişken, dalgalı denizler gibi, kum gibi, üzerine durulamaz. Ama İsa Mesih'in esenliği değişken değil, sağlam bir kaya, hiçbir şey sarsamaz. Ve bizler İsa Mesih'te o esenliğe kavuştuk. Çok değerli bir esenlik, içimizde, iç varlığımızda bunun her zaman farkında olalım. Çünkü İsa Mesih bu esenliği bizlere emanet etti. Ne zaman baktık esenliğimizi kaybediyoruz. Koşullarda bazı sorunlar var. Dalgalar yükseliyor. O an yapmanız gereken kendinizi sakın dalgalara teslim etmeyin. Düşman zaten bunu yapmaya çalışıyor. Odağınızı dalgalara, değişken şeylere odaklamaya çalışıyor. Tam o sırada baktığınız esenliği kaybediyor gibisiniz. Yapmanız gereken hemen içeriye bakmak. İçeride İsa Mesih sizlerle birlikte. Tanrı göklerde uzakta değil. Tanrı yerin derinliklerine değil. Tanrı bize çok uzak değil. Tanrı artık nerede? İçimizde. İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı içimize geliyor. Ve diyor ki, söz veriyor. Seni asla bırakmayacağım diyor. Asla terk etmeyeceğim. Koşullar bıraktığını söyleyebilir. İnsanlar sizi Tanrı'nın bıraktığını söyleyebilir. Unutmayın. Tanrı değişmez. İnsanlara benzemez. Tanrı yalan söylemez. Tanrı sözünü değiştirmez. Eğer Tanrı bir şey söylüyorsa, söz vermişse, koşullar nasıl görünürse görünsün, Tanrı her durumda sözüne sadıktır. Tanrı kendi özüne aykırı davranmaz. Bu yüzden kardeşler, bugünkü vaazımızın konusu iman ve sabır. Bunun sonucu her zaman mucize. Unutmayın, iman ve sabır. Peki iman nasıl oluşuyor? İman tek bir şeyle oluşuyor. İmanı ortaya çıkartan şey Tanrı sözü. İman bir mekanizma gibi. Bizler yeniden doğduğumuzda Tanrı iman mekanizmasını içimize koydu. Eğer bugün sizin imanınız olmasaydı Mesih de olamazdınız. Mesih'i seçtiniz ve Tanrı sizlere iman verdi. Ama iman denen şeyi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Onu güçlendirmemiz gerekiyor. İman büyük bir aslında büyük bir armağan Tanrı'dan. Biliyor musunuz Adem bahçesinde, Adem Havva'nın başlangıçta imanı yoktu. İmana ihtiyaçları yoktu. İman görünmeyen şeylerle ilgili. Adem Havva'nın yaşamında her şey vardı. Tanrı yanı başlarındaydı. Hiçbir şeyin eksikliği yoktu. Herhangi bir şey için umut etmeleri gerekmiyordu. Umuda yer yoktu. Adem Havva'nın umudu yoktu. Beklentisi yoktu. Neden? Zaten her şeye fazlasıyla sahiptiler. Ekstra bir şey yoktu. Ama biz her şeyi kaybettiğimizde, iyilik adına her şeyi kaybettiğimizde Tanrı bize bir kanal açtı, yeni bir kanal. Bu kanalla hala insanları kutsamak istediğini göstermek istedi. Eski antlaşmada Tanrı halkı nasıl kutsanmaya başladı? İman yoluyla. İman bir kanal. Tanrı'nın hala bereketlerinin yaşamlarımıza akması için. İman diğer bir ifadeyle göksel para birimi.
Nasıl yeryüzünde bir şey satın alırken paraya ihtiyaç duyuyorsak, göksel yerlerdeki bütün kutsanmalar için, müthiş kutsamalar var bize zaten verildi, onların fiziksel dünyaya geçebilmesi için gereken para birimi iman. İman olmadan hiç kimse Tanrı'yı hoşnut edemiyor. İman olmadan hiç kimse hiçbir şeye sahip olamıyor. İman olmadan Tanrı insanları kutsayamıyor. Tanrı'nın hoşlandığı şey ne? Bununla ilgili mezmurlarda güzel bir ayet var. Tanrı diyor kulunun, ona ait olan kişinin kutsanmasından, esenliğinden diyor hoşnuttur. Tanrı neden hoşlanıyor? Bizim kutsanmamızdan. Peki nasıl kutsanacağız? Tek bir yolla kutsanabiliyoruz. Tek bir yolla bereketlere sahip olabiliyoruz. İman yoluyla. İman yoluyla göksel boyuttan bu dünyada her ne ihtiyacımız varsa akmaya başlıyor. Bu yüzden iman çok değerli kardeşler. Bunu iyi anlamamız lazım. Bir armağan Tanrı'dan. Tanrı hala insanları kutsamak istediğini iman yoluyla göstermek istedi. Ama iman içinde önemli bir unsur var, element var. O olmadan iman gerçekleşmiyor. O da ne biliyor musunuz? İman ne diyor? İmanın tanımında umut edilenlere güvenmek. Bir şeyi umut etmeniz lazım. Tanrı'dan gelecek bir şey var. Umut etmeniz gerekiyor. Umut olmadan imandan söz edilemez. Tekrar ediyorum. Umut olmadan imandan söz edilemez. Peki nasıl bir umut? Dünyada insanların umutları var. Hatta insanların bazı olumsuz umutları da var. Buna ne demek istiyorum? Acaba ne zaman her şey birbirine girecek? Acaba ne zaman neler olacak? İnsanların pek çok kaygıları var, farkında mısınız? Bu aslında böyle bir negatif umut gibi. Umuda benziyor aslında kendi içinde. Başıma benim kötü bir şey gelecek. Bu iş yoluna gitmeyecek. Pek çok insanın kaygıları var. İşte tam bu şeytani karanlık bir iman unsuru. Şeytanın da imanı var kendine göre. Şeytan insanların yaşamlarına Tanrı bereketlerini değil, tam tersini getirmek istiyor. Tanrı bereket getirmek istiyor. Şeytan da lanet getirmek istiyor. Peki lanet nasıl geliyor? Umudun tam tersi var ya imanın içindeki kaygılarla, endişelerle. Ne zaman olumsuz bir şey olacak, başıma gelecek diye düşündüğünüzde aslında karanlık bir imanı harekete geçiriyorsunuz düşmana ait. Bunun tam tersini yapmamız gerekiyor. Biz ne yapacağız? Biz tam tersine kendimizden emin bir şekilde olumlu bir tutum içinde, beklenti içinde olacağız. Benim başıma iyi şeyler gelecek. Kuraklık olsa dahi ben asla kuraklıkta kalmayacağım. Her yer kapansa Tanrı bana bir kapı açacak. Her şey ters gitse, bütün insanların yolları ters, işleri ters gitse benimki gitmeyecek. Bu nedir işte? Bu tam bir iman. Olumlu beklenti. Tanrı bunu istiyor. Neden biliyor musunuz? Tanrı niye bunu istiyor? Çünkü iman bu şekilde işliyor. Tanrı'nın kurmuş olduğu düzenler var. Fiziksel boyutta ve ruhsal boyutta. Ve Tanrı hiçbir zaman kendi kurallarını ihlal etmez. Bu çok önemli. Bu fiziksel dünyada örneğin yer çekimi var. Eğer bir yerden kendinizi atarsanız bunun bazı sonuçlar olacak. Sonuçlar ne? Kötü sonuçlar olacak. Tanrı ne diyor? Dikkat edin. Kendinizi bir yerden atmayın. Yer çekimini kim yarattı? Tanrı yarattı. Yer çekimi biliyorsunuz büyük bereket. Eğer yer çekimi çekim olmasaydı şu anda kütlenin sürüklenebilirdik. Dünya darmadağın olabilirdi. Tanrı bir düzen kurdu. Özel bir düzen. Bununla dünyayı kutsuyor. Farkında mısınız? Yer çekimiyle. Ama yer çekimini yanlış uygularsanız lanete dönüşebilir. Aynı şekilde kardeşler ruhsal boyutta tanrısal düzen var. Tanrı kendi kurallarını ihlal etmiyor. Tanrı diyor ki ben insanları kutsamak istiyorum. Bunun için bir mekanizma oluşturdum. O mekanizma iman mekanizması. İmana sahip olmanız lazım. Hamdolsun iyi haber. İmanımız var. Öyle değil mi? İman konusunda sıkıntı yok. İman için mekanizma içimizde var. Aynen kaslar gibi. Şimdi imanı çalıştırıp onları güçlendirmek gerekiyor. İman ne kadar çalıştırırsanız tanrısal bereketler, Tanrı'nın için öngördüğü tüm bereketler akmaya başlayacak. Peki nasıl çalıştıracağız? Bunu iyi dinleyin kardeşler. Çünkü buna karşı bir duruş var. Karanlık ruhsal bir duruş. Düşman sizin kutsanmanızı istemiyor. Düşman sizin esenlikte olmanızı istemiyor. Bu yüzden Tanrı sözünden ayrı tutmaya çalışıyor. Tanrı sözü en büyük güç iman için. İmanı körükleyen, alevlendiren, sizi güçlendiren, dimdik durduran şey Tanrı sözü. Bu yüzden düşman sürekli Tanrı sözüyle sizin aranıza girmeye çalışacaktır. Hatırlarsanız geçen hafta okumuştuk bazı ayetler vardı. Yol kenarına düşen tohumlar vardı. Dikenler arasında düşen tohumlar vardı. Hepsi Tanrı sözü, tanrısal vaatler.
Bir ayet okuyorsunuz kutsal kitapta, büyük bereket alıyorsunuz. İnanılmaz bir vaat diyorsunuz, çok güzel diyorsunuz bir yerde, bir ayet. Düşman hemen fark ediyor. Düşman geliyor, o ayeti yüreğinizden kopartmaya çalışıyor. Çekip almaya çalışıyor. O ayete sarılmanızı istemiyor çünkü biliyor, o ayete sarılırsanız, iman ederseniz ve beklerseniz, beklemek çok önemli, umutla beklerseniz, o ayet kesinlikle aynen fiziksel dünyada olduğu gibi ruhsal alemden fiziksel dünyaya geçiş yapacak. Ruhsal bir doğum gerçekleşecek. Her bereket bir doğum gibi. Rahim gökler ve dünyaya Tanrı sürekli bereketlerini dökmek istiyor. Ve bu doğum imanla gerçekleşiyor. Aynen 9 aylık süreç gibi. Süreç olmadan, beklemeden, biliyorsunuz gebe kadınlar hisseder bilirler, çocuk sahibi olacaklar ve vücutlarına değişim başlar. Aynı şekilde bizler de İman ettiğimizde beklenti içinde olmamız gerekiyor. Heyecan duymamız gerekiyor. Bir yaşam geliyor. Tanrı vaadi var. Aldım. Tanrı sadık. Tanrı değişmiyor. Benim yapmam gereken sadece o vaade sarılmak. O vaade sarılacaksınız. Onu içinizde tutacaksınız. Düşman çalmaya çalışacak. Unutmayın. Endişeler gelecek. Dikenler gelecek. Dikenli toprak gibi. Bu yaşamın kaygıları. O vaadi unutturmaya çalışacak. O bereketlere sahip olmayasınız diye. Veya yol kenarına düşmüş tohumlar gibi. Kuşlar gelecek, kötü ruhlar gelecek. Çalmaya çalışacaklar. Boş durmayacak düşman. Ama siz beklerseniz sabırla, işte o zaman iyi toprağa düşmüş tohum gibi oluyor. Burada anahtar neymiş? Sabır, beklemek. Ayetlerde gördüğünüz gibi. Sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Önce iman ediyoruz. İman nasıl gerçekleşiyor? Tanrı sözüyle. Tanrı sözü olmadan imandan söz edilemez. Tamam, bize mekanizma verildi, bir aracımız var ama bizim şu anda yakıda ihtiyacımız var. O aletin çalışması için. O aletin çalışması için gereken yakıt Tanrı sözü. Bu yüzden kendinize kardeşler iyi dinleyin. Yapabileceğiniz en büyük iyilik. Az önce Angela bahsetmişti. Yaşamda başarılı olmak istiyorsunuz. Nasıl başarılı olacağız? Bu sabah bir kardeşle konuşuyoruz. Yaşamda en değerli şey nedir ya? Başarılı olmak için. Bana söyleyebilir misiniz? Sahip olduğunuz servet mi? Sahip olduğunuz diplomalar mı? Çevreniz mi? Yaşamda başarılı olmak için en temel, en değerli armağan ve unsur ne biliyor musunuz? Bilgelik. Bilgelik. Bilgelik her şeyin sahibi. Eğer bilgeyseniz ne zaman, nerede, ne yapacağınızı bilirsiniz. Ne zaman neye yatırım yapacağınızı bilirsiniz. Asla kaybetmezsiniz. Çünkü bilgesiniz. Mutlu olursunuz. Bilgelik içinde müthiş mutluluk var. Başarı aynı zamanda mutlulukla paralel gitmesi gerekiyor. Eğer başarıda mutluluk yoksa o başarı değil. Bir anlık haz diyebilirsiniz, başarı değil. Bu yüzden kardeşler bu yaşamda en değerli temel ihtiyaç bilgelik. Peki nasıl bilgi olacağız? Bilgelik nereden gelecek? Tanrı sözünden. Düşman bilge olmamanız için elinden geleni arkasına koymayacaktır. Tanrı sözünü almayın diye, onun üzerine düşünmeyin diye. Bu yüzden benim sizlere tavsiyem, aynı şeyi kendime de vaaz ediyorum. Sizlere tavsiyem, Tanrı sözünü ayetlerde söylendiği gibi gece gündüz düşünün. Olumlu, olumsuz zaten vaat yok. Tüm vaatleri alın. Ve vaatlerin hepsi biliyorsunuz ayetlerde söylüyor. İsa Mesih'te evet ve amin. Olasılıklar yok. Belki değil. Bu yıl tohum saçtın, belki ürün verir, belki vermez. Yağışa bağlı, toprağa bağlı değil. Tanrı'ya bağlı. Kuraklık olsa dahi İsa Mesih'te imanla ekmişseniz kesinlikle 100 kat ürün toplayacaksınız. Koşullara bağlı değil. Yeter ki siz Tanrı sözüne, vaatlere sahip çıkın. Düşmana kaptırmayın. Sabırla bekleyin. Olmadı işte demeyin sakın. Çünkü düşman en çok bu taktiği kullanıyor. Sürece müdahale olmaya çalışıyor. Bak olmuyor. Bak değişmedi. Bununla ilgili kutsal kitapta pek çok örnekler var. Bunlardan şimdi bazılarına bakacağız. Bir yerde ne oluyor bakın. Luka 17. bölüm 12 ve 16 ayetler arası. İsa Mesih köyün birine girerken onu cüzdanlı 10 adam karşıladı. İsa Mesih köyün birine giriyor. Cüzdanlı ne yapıyor? 10 adam karşılıyor. Bunlar uzaktan durarak İsa Efendimiz halimize acı diye seslendiler. İsa Mesih'in yakınına kadar gelemediler. Başka bir yerde biliyorsunuz başka cüzdanlı var. O ölümü göz alıyor. Garanti ne olursa olsun diyor. İsa Mesih'in önüne kadar geliyor. Ama buradaki cüzdanlar
İsa Mesih'e uzaktan sesleniyor. Zaten yaklaşamazlar, taşlanmaları gerekiyor. Uzaktan İsa Mesih'e sesleniyorlar. İsa onları görünce, gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzzamdan temizlendiler. İlginç değil mi? İsa bu adamlara dokunmadı. İsa, burada bizim için ruhsal çok önemli bir ders var kardeşler. İman sabırla ilgili. Çok önemli bir ders var. Burada İsa Mesih söz söylüyor. İsa Mesih'in sözü nedir? Tanrısal vaatler. İsa Mesih diri söz. İsa Mesih yalnızca bir söz ortaya atıyor. Bu söz diyor, insanlar arasında ayrım yapmıyor. İsa Mesih ortaya vaatler koyuyor. Hangi imanlı vaatlere sahip çıkarsa, koşullar ne olursa olsun onlarla bütünleşirse ayrım yok. Kesinlikle ürün getirecek diyor. Ve İsa Mesih burada ortaya bir söz atıyor. 2000 yıl öncesinde. Bugün de hala aynı şey geçerli. Cüzzam o dönemde en kötü hastalıktı, çaresizdi. Bugün insanlar hasta olabilir veya öyle bir koşul içinde olabilirler ki artık bir çıkış yolu yoktur. İmkansız bir durum içindedirler. İsa Mesih aynı sözü bugün atıyor ortaya. İsa Mesih bir vaat veriyor. Ve her kim o vaade sarılırsa, o vaade sahip çıkarsa ve beklerse sonuçlar her zaman mucizevi. Bakın ne oluyor? Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa Mesih bu adamlara vaat verdi ve bu adamlar bu vaade ne yaptı? Kulak verdi. Vaade yalnızca kulak vermediler. Burada 10 tane cüzzamlı tanrısal sözü duyabilirlerdi ama bulundukları yerlerde kalabilirler diyebilirlerdi. Ya İsa Mesih bize niye dokunmadı? Niye gelip el koymadı? Niye okumadı? Niye dua etmedi? Bize sadece yola çık dedi. İyileşmedik, hala hastayız, koşullara bak. Bu adamların sabretmesi gerekiyordu. Tanrısal vaat aldılar. Bu adamlar ne zaman iyileşti? İsa Mesih'in yanında iyileşmediler biliyorsunuz. Kaynak önlerinde İsa orada, İsa onları iyileştirmedi. İsa'nın sözü çoktan iyileştirdi. İsa Mesih'in bütün vaatleri, bereketleri çoktan bize verildi. Çoktan kutsandık. Bu yaşamda her ne ihtiyacınız varsa çoktan verildi. Altını çiziyorum. Hastaysanız çoktan iyileştirildiniz. Her ne ihtiyacınız varsa çoktan verildi. Ama nasıl ortaya çıkacak? İşte bu çok önemli bir soru. Bize verilen bereketler nasıl görünür dünyaya çıkacak? Buradan bu ayetten öğrenebiliriz. Bu adamlar ne yaptı? Görmediler. Hala hastalar, hala cüzzamlar. İsa yalnızca kâhine gidin dedi. Ve bu adamlar kâhine gitme için yola çıktılar. İşte bu iman süreci. İman süreci bir yolculuk gibidir. Bir yerde alırsınız vaadi, yol kolay olmayabilir. Yol engeller çıkacaktır, düşman karşı duracaktır, pek çok sorunlar ortaya çıkacaktır, bir sürü kaygılar meydana gelecektir. Hiçbirinde tohumu bırakmayacaksınız, tohuma sahip çıkacaksınız. Ruhsal düşük yapmamak için. Bazen biliyorsunuz insanlar düşük yapıyorlar. Tanrı hiçbir zaman çocukların ölü dünyaya gelmesini istemez. Ama bazen maalesef oluyor. Bizler de tanrısal vaatler konusunda zaman zaman ruhsal düşük yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Niye değişmedi? Hala aynı. İşte değişmiyor. Belki Tanrı duama yanıt vermiyor. Belki Tanrı bana karşı. Benim yaşam mükemmel değil. Bu yüzden belki Tanrı vaatleri benim için geçerli değil. Kimsenin yaşam mükemmel değil. Bunun altını çizelim. Tanrı herkese aynı mesafede. Tanrı herkesi kutsamak istiyor. Tanrı ayrım yapmıyor. Yapılması gereken tek bir şey var. Koşullara bakmadan, koşullar hatta aksini söylese dahi vazgeçmeden yerinizde durmak, Tanrı sözüne güvenmek. Tanrı sözü gerçek, o değişmez. Koşullarla ilgili sorunlar vardır. Ruhsal boyutta bazı engeller vardır, bilmiyoruz. Bununla ilgili kutsal kitapta yine örnekler var. Bir yerde, Daniel kitabında, bakın ne oluyor. 10. bölüm, 12-13 ayetleri. Daniel dua ediyor. Dua ettiği zaman hemen her şey değişmiyor. 3 hafta boyunca Daniel dua etmeye devam ediyor. Perişan bir durumda, vazgeçmiyor. Bir hafta dua ettiniz, değişiklik yok. 10 gün dua ettiniz, hala aynı durumdasınız. 2 hafta dua ettiniz, hiçbir şey değişmiyor. Artık vazgeçiyorsunuz, ben bu konuda dua etmeyeceğim. Çünkü değişmedi. 3 hafta geçiyor, hala aynı durumda. Ve 3 haftadan sonra bir anda bir şey oluyor. Bakın ne oluyor? Birdenbire Daniel'in önüne gökten bir melek iniyor. 3 hafta sonra. Daniel'in neler olduğu konusunda hiçbir fikri yok. 3 haftadır dua ediyor. Duası yanıtlanmamış gibi. Bakın melek ne söylüyor? Ey Daniel diye devam etti.
anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. Ağzını açtığın gün, Tanrım diye seslendiğin gün, vaade sarıldığın gün duan işitildi. Ve işitilmekle kalmıyor. İşte bu yüzden geldim, yanıtlandı aslında. Ama bakın ne oluyor 3 hafta. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Göksel yerlerde bir savaş var. Ruhsal bir karşı duruş var. Burada bu melek cinlerle savaşıyor göksel yerlerde. Daniel'in duasını Tanrı'dan götürmek için, yanıtlamak için. Tanrı çoktan yanıt vermiş. Tanrı değişmez. Tanrı bütün vaatler için bize sadık. Çoktan yanıt verdi. İsa Mesih'te her biri evet ve amin. Eğer hastaysanız bugün semptomlara bakmayın bedeninizdeki. İyileştiniz. Çünkü ayetler diyor ki biz görünenlerle yaşamıyoruz. Görünmeyenlerle yaşıyoruz. Kendinizi sağlıklı görün. İyileştiğinizi bilin. Görünenler, görünmeyenlerle aynı çizgiye gelecek. Yeter ki vazgeçmeyin. O vaade sımsıkı tutunun. Koşullara bakmayın. İmanla, sabırla bekleyin. Anahtar burada bu. Ve bakın ne söylüyor. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Başka bir melek. Bu meleğe yardıma geliyor. Daniel'e duanın yanıtını ulaştırmak için. Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Bu yüzden getiremedim. Her zaman her şeyi anlamıyoruz, görmüyoruz. Ruhsal boyutta neler olduğu konusunda. Ama unutmayın. Dualarımız İsa Mesih adıyla edildiğinde hemen yanıtlanıyor. Bize kalan kısım neymiş? Sabırla duanın yanıtlanmasını beklemek. Bir yerde vazgeçerseniz olmuyor deyip vazgeçtiğiniz zaman ruhsal düşük yapıyoruz. Tanrı bereketlemediği için değil, bereket bizim yaşamlarımıza gelmiyor. Neden? İman kanalını kapatıyoruz. Ve iman olmadan Tanrı asla bize hiçbir şey veremez. Vermek istemediği için değil, her şeyi vermek istiyor Tanrı. Bu yüzden iman kanalını açtı. Şunu anlamamız gerekiyor. Tanrı'nın çalışma yöntemi, onun tasarımı bu şekilde. İman gerçekten göksel para birimi. Bugün her ne ihtiyaç duyuyorsanız yaşamda, başarı, sağlık, eş, iş, aşk, her neyse yapmanız gereken, kutsal kitaptan onunla ilgili bir vaat bulmak, o vaade sımsıkı tutunmak. O vaade sımsıkı tutunduğunuzda koşullar ne olursa olsun, beklediğinizde, hatta koşullar tam kötüye dahi gitse, daha da tersine gitse, beklediğinizde size şunun garantisini veriyorum. Sonuçlar her zaman mucizevi. Bu yüzden İtsak kıtlık yılında tohum ekti. Kıtlık yılında söyler misiniz bana? Kim tohum eker? Uzmanlar yatırım yapmayın derken, uzmanlar imkansız derken kim ayağa kalkar? Uzmanlar bu hastalık iyileşmez derken kim hala iyileştim diye ilan edebilir? Yalnızca imanlılar, Tanrı'ya güvenen insanlar. Ve her kim Tanrı'ya güvenirse Tanrı asla o kişiyi utanç içinde bırakmaz. Tanrısal söz, diri tohum, her şeyi yaratan güç kesinlikle Tanrı'ya boş dönmez. Ayetlerde söylendiği gibi diyor ki benim sözüm bana boş dönmeyecek. Ama amacını gerçekleştirecek. Eğer biri diyorsa ben hasta değilim, sağlıklıyım. Ben başarılıyım. Koşullar onun başarısız olduğunu söylese de inanın bana. O kişi sabırla beklediğinde en sonunda müthiş bir başarıya kavuşacak. Neden biliyor musunuz? Tanrı sözü etkili ve diridir. Herkes için geçerlidir. Ayrım yoktur. Ve Tanrı imanlar arasında ayrım yapmıyor. Kutsal kitaptaki ayetler her birimiz için var. Bu yüzden kardeşler bu yaşamda yapabileceğiniz en büyük yatırım, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, Tanrı sözünü gece gündüz düşünmek. O sözleri diyor gece gündüz düşündüğünüzde diyor, o zaman işte diyor ayetler, başarılı olacaksınız. Yaşıyor bunu söylüyor. İşte o zaman diyor, o söz sizin kendi gücünüz değil, koşullar değil, o söz diyor amacını gerçekleştirecek, sizi başarılı kılacak. Bu yüzden kardeşler, bugün ilan ediyoruz. Tanrı bize söz verdi. Mesih de her ruhsal kutsamayla kutsadı. Biz girdiğimiz çıktığımız her yerde ne oluyoruz? Kutsanıyoruz. Dünya koşullara bakıyor, korkuya kapılıyor. Biz ne yapıyoruz? Koşullara bakıyoruz, fırsatlar görüyoruz. İşler kötüye gidiyorsa, ekonomi kötüye gidiyorsa, koşullar kötüyse Tanrı'nın görkemi daha da güçlü ortaya çıkacak, öyle değil mi? Çünkü biz kutsanacağız, kuraklıkta ürün toplayacağız. Bir düşünsenize. İnsanlar fark edecekler, bu Tanrı işi başka bir şey değil. Bu yüzden koşullara bakmayın. Koşulları görmezlikten gelin. Umursamayın. İçsel sesleri duymayın. Diğer insanların yaşamınıza olumsuz konuşmasına izin vermeyin. Bazen insanlar sizi lanetlemek isteyecek. Olumsuz sözlerle. Gelip illa ki böyle lanet olsun sana demesi gerekmiyor. Eğer size şunu söylüyorsa bu iş olmaz.
bu yoldan gitme ya diyorsa bu da bir lanet. Niye? Tanrı sözüne karşı geliyor. Sizin almış olduğunuz tohuma karşı geliyor. Ve inanın bana düşman bunu yapacak. Düşman çok sinsi. Siz bir tohumla birleştiğinizde, bütünleştiğinizde o tohumu sizden çalmak için her şeyi yapacak. Ama unutmayın, biz tohumumuza sahip çıkacağız. İçimizde tanrısal vaatler. Göklere çıkmanız gerekmiyor. Yerin derinliklerine inmeniz gerekmiyor. Diyor ki onun sözü ağzında ve yüreğinde. Biz koşullar tam tersini söylese de, koşullar hatta lanetlendirsen dese de biz ne yapacağız? Ben kutsam altındayım. Koşullar belirlemiyor. Uzmanlar belirlemiyor. Dünya belirlemiyor. Doktorlar belirlemiyor. Kim belirliyor? Tanrı belirliyor. Tanrı'nın sözü belirliyor. O sözleri ilan edeceğiz. Bizler kutsamda, kutsam altındayız. Tanrı bize uzun ömür verdi. Tanrı bizi başarılı kıldı. Sağlıklıyız, güçlüyüz. Tanrı'ya hamd ediyoruz sadakat için. Güzel günler gördük ama biliyoruz en iyi günlerimiz önümüzde. Sizin için olan tasarılarımı biliyorum diyor Rab. Esenlik dolu, umut dolu bir gelecek. Müthiş bir vaat. Bu vaat her biriniz için. Henüz hiçbir şey görmediniz. Yeter ki tanrısal tohumları bırakmayın. Ruhsal düşükler yapmayın. Tanrı sözüne sahip çıkın. Ve gece gündüz düşünün. İşte o zaman hiçbir güç karşınızda duramayacak ve başarılı olacaksınız. Amin. Amin. Gelin beraberce dua edelim. Ayağa kalkalım. Rabbimiz sana övgüler sunuyoruz. Sana şükrediyoruz. Vermiş olduğun bütün vaatler için. Senin vaatlerin İsa Mesih'te evet ve amindir. Her birini kabul ediyoruz. Girdiğimiz çıktığımız her yerde kutsanıyoruz. Tarlada, iş yerinde, okulda, bulunduğumuz her yerde. Borç vermiyoruz, borç almıyoruz, borç veriyoruz. Kasemiz taşıyor. Kuyruk değiliz, başız. Altta değiliz, üstteyiz. Bu dünyada azınlık değiliz, tam tersine seninle güçlü ve çoğunluğuz. Ve senin kutsamaların bizim üzerimizde. Hiçbir hastalık, illet bize, ev halkımıza musallat olamaz. Senin doğaüstü koruman bizim girdiğimiz çıktığımız her yerde, bizimle birlikte. Bu yüzden sana övgüler sunuyoruz. Yüreğimizdeki senin sözün için olan açlığı sen daha da artır. İştahımızı daha da artır. Senin sözünden biz daha gece gündüz okumak istiyoruz, üzerinde düşünmek istiyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Özgür kalacak.